Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimizle buluştuk. Bu akşam Sakarya'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Birazdan sorularımız boyunca siz de bize ekran karşısından eşlik ederseniz memnun oluruz. Her akşam olduğu gibi başvuru videolarıyla Ben Bilirim başlıyor. Ben Ünal Ayartürk. 35 yaşındayım, evli ve bir çocuk babasıyım. Bir otomotiv firmasında lojistik uzmanı olarak görev yapıyorum. Yarışmanızı ilgiyle takip ediyorum. Kendim açımdan farklı bir anı olması, farklı bir deneyim olması için yarışmanıza katılmak istedim. Umarım katılabilirim. Teşekkür ederim. Ben Asena Kadıoğlu, 34 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum, evliyim. Görsel sanatlar öğretmeniyim. 10 yıldır özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum. Oyun oynamayı, yarışmaları çok seviyorum. Ben Bilirim yarışması da çok severek takip ettiğim bir yarışmaydı. Herkese sevgiler. Merhaba, adım Seray Kapacıoğlu. 1994, İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Evliyim, 2 yaşında bir oğlum var. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Merhabalar, ben Aziz Balın. 1981, İstanbul doğumluyum. Bir kamu kurumunda inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Evliyim. 8 yaşında bir oğlum, 3 yaşında bir kızım var. Yarışma programınızı çok yakından takip ediyorum. Umarım ben de yarışmacı olarak katılırım. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, 4 misafirimiz artık stüdyomuzda. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşam yine sağ olsunlar. Başvuru videolarında çok güzel bahsetmişler. Teşekkür ederim baştan. Kimler var bu akşam? Ben heyecanlandım ya nedense. Çünkü geldiklerinden beri diyorum ki misafirlerimize heyecan var mı diyorum. Sonlara doğru bir Asena Hanım hafif bir heyecan var demişti. Yarışmacı da heyecan olmayınca bende başladı. Kimlerle yarışacağız bu akşam? 1 numaralı masamızda Ünal Bey var. 2 numaralı masamızda Aziz Bey var. 3 numarada Asena Hanım ve 4 numarada da Seray Hanım'la yarışacağız. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bir numaradan Sakarya'dan misafirimiz Ünal Bey ile başlıyoruz. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hoş bulduk. İsmim Ünal, soyadım Ayartürk. 35 yaşındayım, evli ve bir çocuk babasıyım. Yarışmanızda Sakarya'dan katılıyorum. Bir otomotiv firmasında lojistik uzmanı olarak görev yapıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Ünal Bey. Nasıl evdeki performans Ünal Bey? Evde kendimi iyi buluyorum. Hani yarışmanızı takip ettiğimde yani belli bir noktaya kadar getiriyorum. Umarım burada da o performansı sürdürürüm. Bakalım bu akşam hangi noktaya kadar ilerleyeceğiz Ünal Bey'le. Başarılar dilerim. Keyifli bir akşam dilerim Ünal Bey size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve 2 numarada Aziz Bey var. Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş bulduk. Aziz Barun. 1981 İstanbul doğumluyum. Evliyim. 8 yaşında Ali Erdem isminde bir oğlum. 3 yaşında Ayşe Betül isminde bir kızım var. Allah bağışlasın. İstanbul'da yaşıyorum. Bir kamu kurumunda inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Aslen Bingöllüyüm, anne baba tarafından. Eş tarafından da Orduluyum, öyle söyleyeyim. Evet, o zaman yanmasanız da hemşeriniz var. Evet, evet, aynen öyle. Eş tarafından. Evet, ben de arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Peki, ben de size başarılar dilerim Aziz Bey. Bu akşam umarım sizin için de güzel bir akşam olur efendim. Teşekkür ederim. Ve 3 numaraya Asena Hanım'a dönüyoruz. Ankara'dan misafirimiz. Hoş geldiniz Asena Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Asena Kadıoğlu, 34 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Aslen Orduluyum. Görsel sanatlar öğretmeniyim. 10 yıldır özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum. Evliyim. Umarım keyifli bir yarışma olur. Herkese başarılar diliyorum. Güzel geçecektir Asena Hanım. Az önce antrenman yaptık. Evet. Antrenmanda Seray Hanım biraz daha hızlıydı rakiplerine göre. Bakalım asıl yarış nasıl geçecek. Asena Hanım'ı da bu akşam burada yalnız bırakmadı. Kim? Evet. Eşim burada. Evet, eşim. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi seyirler size de. Asena Hanım size de başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Ve 4 numaralı misafirimiz Seray Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Seray Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Adım Seray Kabacıoğlu. 28 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. Bir oğlum var. Yarışmanızı severek takip ediyordum. Yarışmak kısmet oldu. Umarım çok güzel bir yarışma olur. Güzel bir anı olur hepimiz için. Başarılar diliyorum tüm arkadaşlarıma. Ben de size başarılar dilerim Seray Hanım. Ne kadar olmuştu öğretmenlikte? 6. yılı. 6. yılını kutluyor Seray Hanım öğretmenlikte. Bakalım bu akşam nasıl bir yarış olacak? 4 misafirimize de tekrar tekrar başarılar ve artık ilk soruyu alma zamanı. Efendim Ben Bilirim'de bu akşamın ilk harf tablosu Ünal Bey için geliyor. Buyursunlar. Müzik.
Barış'ın B'si. Barış'ın B'si 50 puan değerinde. İlk sorumuz futboldan gelecek ekranımıza. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları giymiş milli kalecidir. Rüştü nokta nokta. Süremiz başladı. Reçber. Rüştü Reçber. Bu akşamın ilk puanı Sakarya'dan misafirimiz Ünal Bey'e yazılır mı görelim. Kutlarız. Evet, ekranımıza da Rüştü Reçber geldi efendim. Ünal Bey'e puan kazandıran eski milli futbolcumuz. Şimdi yeni soru vakti Aziz Bey için ikinci harfteyiz. Sevgili eşim Seval'in sesi. Seval Hanım'a saygılar. 60 puan kazanabiliriz. Kategorisi çizgi romanlar. Sorumuz şöyle. Bir dönem Texas'la beraber büyük ilgi görmüş ünlü çizgi romandır. Süremiz başladı. Tom Mix. Tom Mix. Aziz Bey de seçtiği ilk harfle açılış yapar mı görelim. Tebrikler. Ve Ankara'dan misafirimiz Asena Hanım seçecek ilk harfini. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı. 30 puanımız var. Asena Hanım'ın sorusu da müzik kategorisinden geliyor. Sus Pus, Yerli Plaka, Fark Var adlı parçaları dinlediğimiz şarkıcıdır. Süremiz başladı. Ceza. Ceza. İlk iki sorumuzda dire vermeden açılışları yaptık. Asena Hanım da ilk puanını Ceza ile kazanır mı? Tebrikler. Evet, Asena Hanım'a açılış yaptıran ünlü sanatçı Ceza geldi ekranımıza. Tebrikler Asena Hanım. Efendim şimdi Seray Hanım seçiyor. Ben bilirim'deki ilk harfini. Yağız'ın Y'si. Yağız'ın Y'si. 60 puanımız da burada var. Coğrafyayla devam ediyoruz. 1965 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış, başkenti Banjul olan Afrika ülkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ünal Bey. Nijerya. Nijerya. Ünal Bey'e 60 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Nijerya değilmiş aradığımız ülke. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Aziz Bey. Namibya. Namibya. Bu kez 50 puanı kazanır mıyız? Namibya'da olmadı. 1965 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış, başkenti Banjul olan Afrika ülkesini arıyoruz Aziz Bey. Gambiya. Gambiya. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Nijerya ile başlayıp Gambiya ile puanı aldık. Tebrik ederiz Aziz Bey'i. Şimdi soru seçme sırası da Ünal Bey'e geçti efendim. Tuğba'nın T'si diyelim. Tuğba'nın T'si 50 puan. Kategorisi ise tarihmiş. Geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanıdır. Nokta nokta Sunay. Süremiz başladı. Cevdet Sunay. Cevdet Sunay. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Ünal Bey 100 puanı gördü. Verdiği ikinci cevabın ardından, Cevdet Sunay cevabının ardından. Bu arada fotoğrafı da ekranımıza geldi efendim. Eski cumhurbaşkanlarımızdan Cevdet Sunay'ın, bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Ve yola devam ediyoruz. Aziz Bey sizdeyiz. Ali Erdem'in E'si. Ali Erdem'in E'si. 60 puanımız da burada var. Genel kültürden gelecek sorumuz. Bir kimsenin doğup büyüdüğü, ailesiyle yaşadığı yere halk arasında verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. 60 puanlık sorumuzun cevabını ben bilirim diyen var mı? Buyurun Seray Hanım. Baba evi. Baba evi.
Seray Hanım bu cevabıyla Ben Bilirim'deki hoş geldin puanını kazanır mı? Kutlarız. Evet, böylece artık tablomuzda tüm misafirlerimizin puanı var. Nazar değmesin diyelim. Yola devam ediyoruz. Sorumuzun sahibi Asena Hanım. Sevgili eşim Volkan'ın V'si. Volkan Bey'in V'si 70 puan değerinde. Bu kez de yayıncılıktan alacağız. Soru şöyle. 2009'dan itibaren Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çıkarılan, internet üzerinden de ücretsiz okunabilen dergidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Aziz Bey. Mavi Kale. Mavi Kale. 50 puan Aziz Bey'e gidecek mi? Görelim. Tebrikler. Ve ilk turumuzun 8. harfi için dönüyoruz efendim. Şimdi de Seray Hanım'a. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 50 puan değerinde anlam bilgisinden alıyoruz. Acıması olmayan, merhametsiz manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gaddar. Gaddar. Seray Hanım da bu cevapla 100 puanı aşar mı görelim. Kutlarız. Evet, 8 sorumuzu geride bıraktık. Puanlarımıza şöyle bir göz atacak olursak sıralamamızda ilk sırada kim var? Aziz Bey 160 puanla liderimiz. Seray Hanım 110'u gördü ikincilik koltuğunda. Ünal Bey 100 puanda. Asena Hanım da 30 puanla açılışını yapmıştı. Şimdi Ünal Bey seçiyor. Hatay'ın H'si. Hatay 50 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisinden geliyor efendim. Anlamlarından biri şaşılacak kadar değişik olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Anlamlarından biri şaşılacak kadar değişik olan sözcüğü arıyoruz. Kutularımızdan biri açılıyor. Sık kullanılan bir kelime var ekranda. Bir kutu daha. Buyurun Ünal Bey. Varsa alırım. Vahim diyecektim. Vahim diyecektik ama ü gelince bozuldu diyorsunuz. Bozuldu evet. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Aziz Bey. Müthiş. Müthiş. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğü 4 anlam vermişti müthiş için. 1- korkuya düşüren, korkunç, dehşetli. 2- çok rahatsız eden, dayanılmaz. 3- şaşılacak kadar değişik. 4- ne acayip şey anlamında kullanılan sözler. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü müthiş için. Tebrikler Aziz Bey'e. Şimdi yeni soru vakti. Aziz Bey seçiyor. Ordunun olsun. Ordu. 70 puanımız da burada var. Anlam bilgisi bir kez daha karşımıza çıkar. Bir anda oluşan, gelişen manasındaki Fransızca kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Spontane. 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 Spontane ile 70 puan Aziz Bey'e gider mi? Hayır dediler Seray Hanım. Spontane. Spontane. O O'yu A yaparım. 70 de puan kazanırım diyor Seray Hanım. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve liderlik yarışında fark 10 puana düştü bu cevabın ardından. 190'a 180 oldu tablo. Yeni soru gelecek Asena Hanım için. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 50 puan değerinde. Bu kez giyimden geliyor sorumuz. Soğuktan korunmak amaçlı veya aksesuar olarak da tercih edilen boyun atkısıdır. Süremiz başladı. Müzik.
gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Kaşkol. Kaşkol. Doğru mu? Görüyoruz. Tebrikler. Seray Hanım seçiyor sıradakini efendim. Denizli'nin D'si. Denizli 70 puanımız da burada var. Taşıtlardan alacağız bu kez şu sorumuzu. Taşıtlarda motordaki ısı derecesinin yükselmesini önleyen soğutucuya verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ünal Bey. Radyatör. 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 Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece ilk turumuzun yarısını geride bıraktık. İkinci yarısı için Ünal Bey'deyiz. Nurten'in N'si. Nurten'in N'si 70 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Soru şöyle. Bir sözün kendisine söylendiğini düşünerek alınmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Gücenmek. Gücenmek. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap gücenmek değilmiş. Başka ne olabilir? Bir sözün kendisine söylendiğini düşünerek alınmak. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Seray Hanım. Gücenme. Gücenme. Yok, o da değil diyor Seray Hanım. Görelim. O da değil. Aziz Bey. Gocunmak. Gocunmak. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Bu kez de Aziz Bey sorunun peşini bırakmadı. Tablosunu 300'e taşıdı efendim liderimiz Aziz Bey. Hızlı ısındınız Aziz Bey, nazar değmesin. Teşekkür ederim, sağ olun. Evdeki performansa göre şu an nasıl? Aşağı yukarı aynı ya. Aynı gibi ilerliyoruz. Evet. Eve göre düşük kalan var mı şu ana kadar? Sen Hanım sizin mi? Isınma evresi devam ediyor. Sana hızlı basamıyorum. İnşallah birazdan onu da çözeceğiz Asena Hanım. Efendim yola devam edeceğiz. Sorumuzu Aziz Bey seçiyor. Ünye'nin üyesi. Ünye 70 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz geliyor. Kararsızlık, duraksama, ikircik. Manalarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Kararsızlık, duraksama, ikircik. Bir kutu daha. Buyurun Aziz Bey. Tereddüt. Tereddüt. Evet diyor Ünal Bey de destekliyor bu cevabı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ankara'dan misafirimiz Asena Hanım seçiyor. Buyursunlar. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'dan da 40 puan kazanabiliriz. Bu kez de deyimlerden alacağız. Soru şöyle. Önem vermek, dinlemek anlamındaki deyimdir. Nokta nokta asmak. Süremiz başladı. Kulak. Kulak asmak. Henüz evdeki performansa ulaşamadım diyen Asena Hanım o performansa doğru bir adım atar mı bu cevapla görelim. Tebrikler. Seray Hanım seçiyor sıradakini. İrem'in iyisi. İrem'in iyisi 50 puan. Kategorisi yemekler. Sorusu şöyle. Kastamonu yöresinde pirinç, yoğurt, yumurta gibi malzemeler kullanılarak yapılan yemektir. Nokta nokta çorbası. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Ünal Bey. Temcit çorbası. Temcit çorbası oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
Kastamonu yöresinde pirinç, yoğurt, yumurta gibi malzemeler kullanılarak yapılan yemek ne çorbası olabilir Aziz Bey? İcivik. İcivik çorbası mı aradığımız cevap? Değilmiş. Birazdan görseli de gelecek ekranımıza. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Seray Hanım. İcivit. İcivit çorbası mı görelim? Hayır dediler. Buyurun Aziz Bey. Ecevit. Ecevit çorbası. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Evet, 20 puan. Kalan 20 puanımız Aziz Bey'e gitti. 370'i gördü. Hikayesine ilişkin kaynaklarda şöyle bilgiler vardı. Ecevit Han, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu'dan cephane nakledilirken konaklama yeri olarak kullanılırmış. Bu tarihi han bölgede Ecevit adı verilen mevkide yer almaktadır der. Ve devamında da rahmetli Bülent Ecevit'in babası Fahri Ecevit yine Kastamonu milletvekilliği yapmıştır. Ve sevgiden dolayı, halkın sevgisinden dolayı çorbaya da bu ismin verildiği aktarılmıştı kaynaklarda efendim. Tebrik ederiz Aziz Bey'i. Yeni soru vakti artık son 8 ve Ünal Bey seçiyor. Cemal'in C'si. Cemal'in C'si 60 puan kategorisi sağlık ve ekranda. Özel kupalarla vücuttan kan alarak yapılan alternatif tedavi yöntemidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Hacamat. Hacamat. Oldu mu? Tebrikler. Aynı mıydı Hasan Hanım cevap? Evet, Asena Hanım butona erken gitti. Ünal Bey'in süresinde gitti. Sonrasında basmaya devam ettiniz evet. mi? Aziz Bey maşallah butonda çok sevdi. Tam o sorunun sürenin bittiği anda denk evet, getiriyor ve ama... buton hakkını aldı şu ana kadar genellikle. Şimdi yeni soru seçiyoruz Aziz Bey'le. Mahmut'un M'si. Mahmut'un M'si 70 puan. Kategorisi yiyecekler. Sorumuz şöyle efendim. Halk arasında çekirdek gibi besinlerin kabuklarını çıkararak yemeye verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Seray Hanım. Çitlemek. Çitlemek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yeni sorumuzu Asena Hanım seçiyor. Kaldı 6 sorumuz ilk turda. Kayseri'nin K'si. Kayseri'mizde de 60 puanımız varmış efendim. Genel kültürden alıyoruz. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, dergi gibi yayınlara verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Almanak. Almanak. Doğru mu? Kutlarız. İlk turumuzun son 5 sorusuna geçerken bir kez daha puanlarımıza bakacak olursak efendim. Sıralamamız şöyle. Aziz Bey 490, Seray Hanım 250, Ünal Bey 170, Asena Hanım 70 puanda ve Seray Hanım seçiyor. Harfler geliyor. Çeliğin Ç'si. Çeliğin Ç'si 50 puan anlam bilgisinden alıyoruz. Kökeni Rumca olan ve Argo'da kavga, gürültü anlamlarına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Argo'da kavga gürültü. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Asena Hanım. Çıngar. Çıngar. Hep o buton rekabetinde yakalayamadığından şikayetçiydi. Bu kez tek başına gitti. Tek başına kazanır mı? Tebrikler. Böylece Asena Hanım da 100 puanın üzerine taşıdı tablosunu. 110 oldu. Tebrik ederim efendim. Teşekkürler. Kaldı 4 harf. Ünal Bey'deyiz. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 70 puan kazandırabilir. Mecaz kategorisiyle yolumuza devam ediyoruz.
İlgi çeken, alımlı, çarpıcı anlamlarındaki mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Göz alıcı. Göz alıcı. Bu cevapla ikincilik yarışında fark 10 puana kadar düşer mi? Kutlarız. 250'ye 240 oldu Seray Hanım ve Ünal Bey'in tablosu. Şimdi Aziz Bey seçiyor son 3 efendim. Feyza'nın F'si. Feyza'nın F'si 30 puan genel kültürden geliyor. Hem Yunan alfabesinin ilk harfinin hem de kağıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitkinin ortak adıdır. Süremiz başladı. Alfa. Alfa. Liderimiz Aziz Bey bu cevapla 500'ü de aşar mı görelim. Tebrikler. Kaldı iki harf. Asena Hanım seçiyor. Rize'nin R'si. Rize 40 puan değerinde. Bu kez de sağlıktan alacağız Asena Hanım. Soru şöyle efendim. Bazı organlara, özellikle akciğerlere yerleşen bir bakterinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı hastalıktır. Süremiz başladı. Verem. Verem. Doğru mu? Tebrikler. Ve ben bilirimdeki ısınma turunun ilk turunun son harfi için Seray Hanım'a döndük. Şirin'in şeysi. Şirin'in şeysi kalmıştı elimizde. Kapanışımızı, ilk turun kapanışını coğrafyayla yapacağız Seray Hanım. Geliyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra resmi kaynaklarda tıbbi önemi de vurgulanan Alanya'daki mağaradır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Damlataş. Damlataş mağarası. Bu turun son puanı da Aziz Bey'e gider mi? Kutlarız. Evet, görseli de ekranımıza geldi efendim. Hem görüntüsüyle hem de resmi kaynaklarda yer alan, sağlığa faydasıyla bilinen Alanya'daki Damlataş mağarasının. İlk turun ardından sıralama şöyle. Aziz Bey 590'la lider tamamladı. İkincilik koltuğunda Seray Hanım var 250. Ünal Bey hemen 10 puan gerisinde 240. Asena Hanım da son ataklarıyla 150 puanı gördü. Artık gördüğüm kadarıyla herkes ısındı. Asena Hanım, o buton problemini çözdük sanki. Evet, biraz. Güzel. Seray Hanım, sizde var mı bir sıkıntı? İlk turlardan ısındık, süper. Aziz Bey zaten yanmış gidiyor. 590 oldu. Ünal Bey sizin? Yok bir sıkıntı. Süper. Devam. Herkes ısındıysa o zaman artık asıl puanların kazanılacağı ve finalistlerin belli olacağı ikinci turumuza geçiyoruz efendim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Yine Ünal Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Tuğba'nın T'si. Tuğba'nın T'si. 150 puanımız var. Kategorisi atasözleri ve ekranda sorusu. Sabah vazifesine başlayanlar başarı elde eder anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 şeker kattım aşıma. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Erken kalktım işime. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. 150 puan kazandırır mı? Kutlarız. İlk turumuzun lideri Aziz Bey ikinci turumuza da 150 puanla başladı ve 740'ı gördü. Şimdi harfini seçiyor. Gülten'in G'si. Gülten'in G'si 90 puan değerinde. Bu kez de oyunculardan alıyoruz efendim sorumuzu. Bak Yeşil Yeşil, Maden, Oh Olsun, Miras Yediler filmlerinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Hale Soygazi. Hale Soygazi. Aziz Bey ikinci turumuza 2'de 2 yaparak başlar mı? Görelim. Kutlarız.
Evet, cevaptan çok emindi Aziz Bey. Ve ekranımıza da geldi efendim ünlü oyuncumuz Hale Soygazi. Şimdi üçüncü harfimiz için Asena Hanım'dayız. Paris'in P'si. Paris'in P'si 80 puan kazandırabilir. Bu kez de deyimlerden alacağız. Soru şöyle. Bir işin gelirini ve giderini karşılaştırmak ya da bir konuyu düşünüp tasarlamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Hesap etmek. Hesap etmek. Görelim. Tebrikler. Seray Hanım seçiyor bu turdaki ilk harfini. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 90 puan. Bu kez de dizilerle yola devam edeceğiz. Sorumuz şöyle. Oktay, Mükü, Mefaret, Necmi Dede karakterlerinin yer aldığı 90'lı yıllarda yayınlanmış dizidir. Süremiz başladı. Çılgın Bediş. Çılgın Bediş. Doğru mu? Tebrikler. Ve Ünal Bey için dönüyor harfler bir kez daha. Rize'nin R'si. Rize. 90 puan kazanabiliriz Ünal Bey ile. Bu kez ekonomiden gelecek. Ünal Bey şöyle sormuş. Birikimlerin sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir yerde toplanıp uzmanlar tarafından yönetildiği sistemdir. Süremiz başladı. Tasarruf fonu. Tasarruf fonu. Görelim. Hayır dediler, buyurun Aziz Bey. Yatırım fonu. Yatırım fonu. Ne acaba? Oldu mu? Tebrikler. Aziz Bey seçiyor efendim. Şimdi de 1000 puanı gördü Aziz Bey. Samsun'un sesi. Samsun 100 puan da burada var. Kategorimiz canlılar dünyası. Sorusu şöyle. Uzun, kıvırcık ve yumuşak tüyleri olan küçük baş hayvandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Seray Hanım. Tiftik keçisi. Tiftik keçisi. Aziz Bey'den sekip Seray Hanım'a 100 puan gider mi? Kutlarız. Yeni harfimizi Asena Hanım'la alıyoruz. Nide'nin N'si. Nide 110 puan değerinde. Bu kez çevreden gelecek efendim. Soru şöyle. Çağımızın en büyük çevresel tehditlerinden olan ve iklimsel değişikliklere sebebiyet veren olaydır. Süremiz başladı. Küresel ısınma. Küresel ısınma. Asena Hanım'ın hanesine 110 puan olarak yansır mı? Kutlarız. Seray Hanım'la gidiyoruz harflere. Yumuşak G. Yumuşak G'den de 90 puan kazanabiliriz. Bu kez de bitkilerden gelecek Seray Hanım sizin için. Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs cinsinden bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Aziz Bey. Fanus çiçeği. Fanus çiçeği oldu mu? Hayır dediler. Kutularımızdan birini açıyoruz. Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs cinsinden bir bitki. Buyurun Aziz Bey. Melis çiçeği. Melis çiçeği oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 60 puanımız var.
Kutular çiçeğinden gelince misafirlerimizin yüzünde bir gülümseme oldu. Bir kutu daha. Ne olabilir Aziz Bey? Milas çiçeği. Milas çiçeği mi aradığımız cevap? Yine olmadı. Buyurun Asena Hanım. Kalas çiçeği. Kalas çiçeğiyle alır mıyız? Yine olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Aziz Bey. Atlas çiçeği. Atlas çiçeği. Kalan 40 puan Aziz Bey'e yazılacak mı görelim. Tebrikler. Evet, ekranımıza geldi efendim. Atlas çiçeğinin de fotoğrafı. Puan tablosuna gitmedik yakın zamanda. Dilerseniz bir de puanlarımıza bakalım. Son durum şöyle. Final turumuza doğru ilerlerken Aziz Bey 1040, Seray Hanım 440, Asena Hanım üçüncülük koltuğuna geçti 260'la, Ünal Bey de 240'la yarışı sürdürüyor. Harf tablosu gelecek Ünal Bey için. Van'ın V'si. Van'ın V'si 90 puan değerinde. Müzikle yolumuza devam ediyoruz. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle. Sözlerinin yer aldığı nostaljik eserdir. Süremiz başladı. Sev kardeşim. Sev kardeşim. Sakarya'dan misafirimiz Ünal Bey'e 90 puan kazandırır mı? Kutlarız. Aziz Bey seçiyor harfi. Edirne'nin E'si. Edirne. 120 puanda Edirne'de var. Bu kez atasözlerinden gelecek efendim. Şöyle sorulmuş. Bir olayın belirtileri önceden görülür anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 gök gürlemez. Süremiz başladı. Şimşek gelmeden gök gürlemez. Şimşek gelmeden gök gürlemez. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Seray Hanım. Şimşek çakmadan gök gürlemez. Şimşek çakmadan gök gürlemez. Oldu mu? Tebrikler. 560'ı gördü Seray Hanım. Bu cevabın ardından efendim Aziz Bey'den sekti. Puan Seray Hanım'a yazıldı. Asena Hanım seçiyor harfimizi. Malatya'nın M'si. Malatya 110 puan değerinde. Bu kez de benzetmelerle devam ediyoruz. Güzel bir hanımefendiden bahsederken kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı. Bir içim su gibi. Bir içim su gibi. Görelim. Tebrikler. Seray Hanım seçecek. Buyursunlar. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'dan da 150 puan kazanabiliriz. Bu kez de spordan gelecek Seray Hanım. Soru şöyle. Olimpiyat oyunları arasında yer alan barfix, paralel bar, halka gibi araçlar kullanılarak yapılan bir tür spordur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Artistik jimnastik. Artistik jimnastik. Görelim. Tebrikler. Efendim artık final turumuza kaldı. 8 sorumuz. Bir kez daha tabloya dönüyoruz. Aziz Bey 1190'la final şansını artık garantilemiş durumda. Finale yükselmeyi garantilemiş durumda. Rakibini arıyoruz. 560 puanlı Seray Hanım mı? 370 puanlı Asena Hanım mı? 330 puanlı Ünal Bey mi? Herkes final şansını koruyor. Ünal Bey ile başladık son 8'e. Şeyma'nın şeysi. Şeyma'nın şeysi 100 puan. Tescilli lezzetlerden geliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da coğrafi işaret tescili bulunan bitkisel bir içecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Ünal Bey. Yayık şırdanı. Yayık şırdanı.
oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Asena Hanım. Hayat şerbeti. Hayat şerbeti oldu mu? Hayır dediler. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Bir kutu daha. Hem Gaziantep'in hem de Şanlıurfa'nın coğrafi işaret tescili aldığı bitkisel bir içecek. Buyurun Asena Hanım. Kayın şerbeti. Kayın şerbeti oldu mu? Hayır dediler. Aziz Bey. Yayın şerbeti. Yayın şerbeti mi aradığımız cevap? Değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Aziz Bey. Meyan şerbeti. Meyan şerbeti. 70 puan kazandırır mı? Kutlarız. Efendim bir kez daha puan tablosuna baktığımızda Aziz Bey bu cevabın ardından 1260'ı gördü ve liderlik koltuğundaki yerini koruyor. Şimdi harf tablosu gelecek. Sorumuzu seçecek misafirimiz Aziz Bey. Fatsa'nın F'si. Fatsa 110 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi genel kültür. Aziz Bey için ekranda. Saygı duyulan kişinin bir yere gelerek oradakileri mutlu etmesi, onurlandırmasıdır. Süremiz başladı. Şereflendirmek. Şereflendirmek. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Seray Hanım. Şereflendirme. Şereflendirme. Aziz Bey'in bir harfini eksilterek Seray Hanım puanı kazanır mı? Kutlarız. Evet, Asena Hanım seçecek. Kaldı finalimize son 6 harf. Buyursunlar. Zeytinin Z'si. Zeytinin Z'si 210 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi eğitim ve ekranda efendim. 3 Temmuz 1992'de kurulan Yükseköğretim Kurumu'dur. Çanakkale nokta 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 nokta. Süremiz başladı. ...18 Mayıs Fakültesi oldu mu? Hayır dediler Aziz Bey. 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. 210 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Kaldı 5 soru ve kalan sorular daha da kritik hale geldi. 1470 ile Aziz Bey finalde rakibini aramaya devam ediyoruz. 670 puanlı Seray Hanım mı olacak? 370 puanlı Asena Hanım mı olacak? 330 puanlı Ünal Bey mi? Seray Hanım'dayız. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si 110 puan da burada var. Edebiyatla yola devam edeceğiz. Geliyor efendim. Perinin Ölümü, Dualar Kalıcıdır, Bu işte Bir Yalnızlık Var gibi kitapları bulunan yazardır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız o yazarı. Son 5 soru kritik puanlardan biri. 110 puanı var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80'e düştük. Buyurun Ünal Bey. Suna gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Asena Hanım. Tuna Kiremitçi. Bir daha alabilir miyim? Tuna Kiremitçi. Tuna Kiremitçi. 70 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, bu cevapla ikincilik yarışında fark daha da azaldı. 670, 440, 330. İkinci finalisti aramak için son 4 soru Ünal Bey'deyiz. Evet. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'dan 110 puan kazanabiliriz efendim. Psikolojiden İnşallah. Gelecek bu kez şu sorumuz. Psikolojide rahatsızlığın insanlardan fayda sağlamak için kullanılmasına verilen addır.
Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. An itibariyle 4 misafirimiz de birazdan finalde yarışma şansına sahip. Bir kutu daha. 80'e düştük. Buyurun Aziz Bey. İkincil kazanç. İkincil kazanç. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Aziz Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Finale son 3 efendim. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 140 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi deyimler ve ekranda efendim. Sıkıntı ve üzüntü vermek anlamına gelen deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Sıkıntı ve üzüntü vermek. Birazdan final turunda Aziz Bey'in rakibi kim olacak? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90'a düştük. Bir kutu daha geliyor. Son 30 saniyeye doğru ilerlerken bir kutu daha. Son 25 saniyeye giriyoruz. Buyurun Aziz Bey. Başını gayle atmak. Başını gayle atmak oldu mu? Olmadı. Hayır dediler. Buyurun Ünal Bey. Başını gayle almak. Başını gayle almak oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. An itibariyle finalistlerimiz belli değil. Son 15 saniyeye doğru ilerliyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Ünal Bey. Başına gayle atmak. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Aziz Bey. Başına gayle açmak. Başına gayle açmak. Bu kez 40 puan kazandırır mı? Tebrikler. Döndü dolandı Aziz Bey'e gitti puanlar. Bir sizin ilk tahmin neydi Aziz Bey? Başına gayle atmak mı dedim? Atmakla girdik herhalde. Ünal Bey de... Tekrarladım herhalde. Ben yakın bir şeyle yine atmakla evet. Denedik galiba. Puan Aziz Bey'e gitti. Tebrik ederiz. Artık tebrik son iki harfimiz. Halen finalistlerimiz belli değil. Asena Hanım'dayız efendim. Yozgat'ın yesi. Yozgat 140 puan kazandırabilir. Sorumuz kısaltmalardan geliyor. Kısa adı MR olan hastalık teşhis yöntemidir. Nokta 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 görüntüleme. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Seray Hanım. Manyetik rezonans. Manyetik rezonans görüntüleme. Cevap doğruysa Seray Hanım final turunda Aziz Bey'in rakibi olacak. Görelim. Kutlarız. Ve ikinci turumuzu Seray Hanım'la tamamlıyoruz. Ünye'nin üyesi. Ünye'nin üyesi kalmıştı elimizde. Genel kültürden gelecek efendim. Final öncesi son soru. 2018'de kaybettiğimiz ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in dünyaca bilinen lakabıdır. Süremiz başladı. (Gülüyor)
gelmedi. Buyurun Asena Hanım. İstanbul'un gözü. İstanbul'un gözü. Bu turun son puanı da Asena Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Evet, kaybettiğimiz sanatçımız Ara Güler de geldi efendim ekranımıza. Bir kez daha saygıyla anmış olalım bu vesileyle. Ve puan tablosuna dönme vakti. Finalistlerimiz 1590 puanla Aziz Bey, rakibi ise 810'la Seray Hanım. Kutlarız. Bu akşam bu tonla biraz barışması zaman aldı Asena Hanım'ın. Asena Hanım ona rağmen 560 puana ulaşıp 3. tamamladı yarışı. Ünal Bey de ben bilirim de bu akşam 330 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan Aziz Bey ile Seray Hanım arasındaki final rekabetine tanıklık edeceğiz. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Ünal Bey, ne dersiniz bu akşama ilişkin? Benim için hoş bir anı, güzel bir deneyim oldu. Katıldığım için mutluyum. Bu kadar söyleyeceğim. Yan masa çok hızlıydı. Evet, yan masa hızlıydı. Evet, buton sesinden biraz böyle şey oldu. Buton sesinin yanı sıra cevap, şimdi cevapları da es geçmeyelim. Evet. Cevaplar da çok isabetliydi. Çok da başarılı bir rakibiniz vardı. Güzel yarıştık. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk Ünal Bey. Biz de çok Sakarya'dan memnun olduk. Emek verip geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ve Asena Hanım Ankara'dan misafirimiz. Ne dersiniz Asena Hanım bu akşam için? Çok keyifli bir deneyim oldu benim için. Sizleri tanıdığım için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz için önce size özellikle de ekibinize çok teşekkür ederim. Efendim. En başından beri çok ilgilendiler bizimle. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Asena Hanım. Ben de bugün sizi stüdyoda yalnız bırakmayan tek seyircimiz, evet, eşiniz Volkan Bey'e teşekkür ederim tekrar. Ağırlamaktan çok memnun olduk. Çok sağ olun efendim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza geçelim. Arada 4 soruluk fark var. 4 soru öndeki Aziz Bey mi yoksa 4 soru geriden gelip Seray Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Hadi birlikte görelim. Birlikte finale geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de günün birincisini belirlemek için artık geldik son eşiğe. 4 soruluk avantajı var Aziz Bey'in. İlk kategorimizde Seray Hanım seçecek. Hazır mısınız Seray Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar, final kategorileri geliyor. Hukuk, genel kültür, anlam bilgisi, coğrafya ve sinema kategorilerimiz var. Hangisiyle başlayalım Seray Hanım? Anlam bilgisi Zeynep'in Z'si olsun. Anlam bilgisi Zeynep'in Z'si. İşte finalin ilk sorusu. Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Azmetmek. Azmetmek. Cevap doğruysa fark 5 soruya yükselecek. Azmetmek. Görelim. Tebrikler. Efendim kaldı 9 soru. Fark 5 soru Aziz Bey seçiyor. Anlam bilgisi Ö. Anlam bilgisi Ö harfi, geliyor sorumuz. Çabuk fikir ve yön değiştiren kimseler için kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Yanar döner. Yanar döner. Bu kez cevap doğruysa Aziz Bey farkı 6 soruya yükseltir. Görelim. Tebrikler. Kaldı 8 soru, fark 6 soru. Seray Hanım'dayız. Coğrafya Ankara'nın ağası olsun. Coğrafya Ankara şöyle sorulmuş. Tayland Krallığı'nın bayrak renkleridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Kırmızı, beyaz, sarı. Kırmızı, beyaz, sarı. Cevap doğruysa fark bu kez de 7 soruya yükselecek. Görelim. Hayır dediler.
Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açıyoruz. Dediğim an Seray Hanım buyurun. Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi. İkinci ve son hakkını kullanıyor Seray Hanım. Kutu açmayalım dedi. Fark 5 soruya düşer mi? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 7 soru. Fark 5 soru geliyor kategoriler. Hangisini coğrafya, seçelim Aziz Bey? Ünye'nin üssü. Peki efendim. Coğrafya kategorisini tamamlıyoruz Ünye ile. Adını bölgede yoğun olan canlılardan alan Nevşehir'deki vadidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da 4 kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Aziz Bey. Güvercinlik. Güvercinlik. Bu kez cevap doğruysa fark 6 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve ben bilirim de kritik eşikteyiz. Kalan 6, fark 6. Seray Hanım seçecek kategorisini. Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si. Genel kültür Lüleburgaz. Sorumuz ekranda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de sosyoekonomik açıdan en gelişmiş ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Aziz Bey. Çorlu. Çorlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de sosyoekonomik açıdan en gelişmiş ilçe Çorlu'ysa Aziz Bey bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Değilse Seray Hanım'ın şansı devam edecek. Görelim. Hayır dediler. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var ve o kutumuzu açıyoruz. Buyurun Aziz Bey. Şişli. Şişli. Bu kez cevap doğruysa Aziz Bey gün birincisi olacak. Çorlu'yla alamadık. Şişli'yle alır mıyız? Tebrikler. Evet bu akşamın birincisi belli oldu. Birazdan puan tablosuna gideceğiz ama şöyleydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında birinci sırada İstanbul Şişli, ikinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada İstanbul Beşiktaş, dördüncü sırada Kadıköy ve beşinci sırada Ankara Yeni Mahalle vardı. Böylece bu akşamın birincisi belli oldu bu soruyla birlikte. Kaç? 2000 maşallah Aziz Bey. Son sorularda epey artmış. 2390 puana ulaşan Aziz Bey bu akşamın birincisi. 1000 puanı aşan, 1010 puanı gören Seray Hanım da ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Seray Hanım bu akşam için? Nasıldı? Yani rakibim çok zorluydu. Evet maşallah. Tebrik ederim. Hep sekenleri topladı, kendi sorularını cevapladı falan derken evet. Güzel yarıştı rakibimiz. Yani insanın aklına gelmiyor bazen bildiği şeyler bile. Çok da heyecanlı değildim açıkçası ama kısmet ama çok güzel bir anın oldu. Teşekkür ederim size de. Tüm ekibe de. Teşekkürler tekrar. Çok sağ olun efendim. Yani şunu belirtmek lazım. Aziz Bey'den sekenleri çok güzel topladınız ama Aziz Bey çok az sektirdi. Evet. Oradaki yarışlarda hep hızlı cevapları geldi. Onun dışında Seray Hanım'ın da performansı şahaneydi. Bizi ağırlamaktan çok memnun olduk. Ben sizin gibi değerli öğretmenlerimizi stüdyomuzda görmek bizim için onurdur efendim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Aziz Bey bu akşamın birincisi. Ne dersiniz Aziz Bey? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok güler yüzlü, içten samimi bir insansınız. Teşekkür ederim. Sizle tanıştığıma çok memnun oldum. Sağ olun. Ekibiniz bizi çok sıcakkanlı ağırladı. Çok iyi ağırladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kendi performansıma gelince dediğiniz gibi ben genellikle kendi sorularımda biraz artık heyecanıma yenik düştüm herhalde. Arkadaşlara pas attım. Ama daha çok aldığım puanlar arkadaşlardan seken sorulara. Basketbol tabiriyle reboundu aldım yani.
Öyle olunca güzel bir yarışma oldu. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum ben de. Göstermiş oldukları başarıdan ötürü. Bu kadar. Sağ olun efendim. Aziz Bey, özellikle arkadaşlarımızla ilgili söylediğiniz güzel sözler için çok teşekkür ederim. Başta yapımcımız Ceylan Dişbudak olmak üzere zaten telefonla iletişim, sonra buraya transfer, sonra buradaki süreçlerken sağ olsunlar hep övgüyle bahsediyorlar. Ben de kendilerine teşekkür ederim. Böylece ekran vasıtasıyla da teşekkür etmiş olalım. Ve Aziz Bey'e de ödülünü takdim etme zamanı. Sevgili seyirciler, yine 4 değerli misafirimizle yola çıktık ve bu akşam da son ana kadar güzel bir yarış izledik. Bu akşamın birincisi 2390 puanlı Aziz Bey, aynı zamanda ödülün de sahibi. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Sevgili seyirciler, bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim ailesine katılmak, bizimle birlikte yarışmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim.